Mısırlık mirası. 40 yıldan beri buradaki gelişmeleri yakından takip eden gazeteci ve belgeselci olarak değişik zamanlarda buralara geldik, görüntüler tespit ettik. Yeniden buralardayız, Mısırlık mirasındayız. Görüntülerimiz var, konuşmalar ve söyleşiler yaptık, birlikte izliyoruz. Gebze'nin Sığırlık merasında 1954 doğumluyum. Buralarda büyüdük, buralarda yetiştik, çadırda yetiştik. Efendim bütün patikalarını, bu dağların ağaçları beni tanır, ben onları tanırım. Hayvancılık yaptık, koyunuyla, keçisiyle, sığırıyla. Bugün Gebze Yörük ve Türkmen Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Okul çağlarımız hayvancılık peşinde geçti. Fakat bir kalem defter elimize geçtiği zaman ABC'yi öğrenerek bunları da öğrendik. Diplomamızı da aldık. Burası Sığırlık merası. Gebze'nin Sığırlık merası. Buralarda erekler vardı. 2-3 kişi kavuşturamaz asırlık ağaçlar vardı. Ereklerin de isimlerini sayabilirim. İşte Kozere, Sarp Erek, Ağlı Ere, Kızılcık Ere, Palamut Eğre, Gran Eğre, Aşağı Ahlat Tarla Eğre, Yukarı Ahlat Tarla Eğre, Cıplak Eğre, Kepkep Eğre, efendim Meşe Eğre, Çatalkapı Eğre gibi erekler var. Erekler efendim dibinde, gölgesinde hayvan sürüleri eğrer, yatar, gölgelik yapar. Geniş ağaçlardı, bir erekte yüzlerce ağaç vardı. Ben 1960'ları bilirim. Fakat bu erekler, bu erekler çevre tarafından kesilerek zamanında betonlaşma değil de ağaç evler yapılıyordu. Bu ağaç evler yapan kişilere satılarak efendim onlar sattı, onlar aldı işte. Ben Ahmet Çakır Ağa, 1946 Muğla doğumluyum. Karakeçili Yörüklerindenim. Ben de Yörük olarak kendimi tanıyorum ve gururlanıyorum. Yörük olduğum için kendimle gurur duyuyorum, ailemle gurur duyuyorum. Tesadüf buraya geldik. Burada sizlerle tanıştık. Çok da iyi oldu. Sizlerle görüşmek, tanışmak çok iyi oldu. Çadırda dünyaya gelmedim ama çadırda zamanım çok geçti. Yani çocukluğumda geçti. Tüm ailem Yörük olduğu için zaman zaman dağda, yazları dağda geçirdiği için ben de onların yanında büyüdüm. Dağlarda keçi güttüm, koyun güttüm. Dedemin öyle sürüleri vardı. Yörüklük demek, Türklük demek. Bayrağına sadık kalan, bayrağını çok seven, Türkiye'yi, toprağını çok seven, insanlığı çok seven demektir Yörük. Hayvanı çok seven demektir Yörük. Onun için ben de İstanbul'a geldim. İstanbul'da kendime bir yer tuttum ama Yörüklükten hiç vazgeçmedim. Çadırımdan hiç vazgeçmedim. Hayvanımdan hiç vazgeçmedim. Her türlü hayvanım vardı aşağı yukarı. Atımdan tutun da işte ineğim, boğam, hatta boğa güreşleri bile yaptığım oldu İstanbul'da kendi kendime. Hala da bir şeylerim var. Yani her türlü hayvanım aşağı yukarı eksik de olsa var. Yani tavus kuşundan. Kültürü muhafaza ediyorsun. Aynen. Kültürü. Ben şu anda da bulunduğumuz yer muhteşem bir yer. Bakın çok. Şöyle de hemen bayrağımız da dalgalanıyor. Evet efendim, burası daha önce benim gelip gittiğim bu mekana gelmedim ama yakınlarına çok geldim. Buralara hatta fıstık çamı ormanlığı yapmak için ormandan tahsis yeri istedim. Bir girişimlerim oldu. O bahaneyle bu yeri çok tanıyorum ve çok güzel bir yer olduğunu biliyorum. Ama şimdi yeni yollar yapılıyor. Yeni gölet yapılmış. Göletin genişletilmiş, büyütülmüş. Yani çok güzel bir yer. Doğada kaybedilmemesi gereken bir yer. Böyle doğanın bozulmaması gereken bir yer. Hatta bazı yerleri taş ocağı falan yapıyorlar. Taş ocağıyla bozulacak bir yer değil. Kesinlikle yaptırmamak lazım. Harika bir yer.